Dünya ahirete perdedir. Ahirete dalmaksa dünya ve öbür alemin sahibine perdedir. Yaratılmışlara dalmak yaratandan ayırır. Hangi yaratılmışa gönül kaptırırsan ruh pencerene perde çekmiş olursun. Yaratıklara bakma. Dünyaya kalpten sevgi gösterme. Hak'tan gayri şeylere iltifat etme. Onun kapısına varıncaya kadar böyle devam et. Sır adımlarını aç.'' zühd halini geliştir. Her kötü histen soyun. Onun varlığına hayran ol. Ondan yardım iste, ona sığın, ona bak. Geçmişteki ilahi bilginin hükmünü gözet. Kalbini ona vardırmaya çabala. Sırrını ona ilet. Bunu gerçekleştirdiğin an onun yakınlık eli seni tutar. Kendine çeker. Yeni hayatla tevhid verir, ve kalpler üzerine sultan olursun. Kalp alemi tüm emrini senden alır. Hastalığı olursa şifasını sen verirsin. İşte bundan sonra dünyaya bakman caiz olur. Bu üstün halleri benliğinde topla, sonra dünyaya dön. İnsanlara bakmak ve iç alemlerine yön vermek senin için bir nimet sayılır. Bunun faydası senden çok onlaradır onlarla yaptığın alışverişle fakirlere yaptığın iyilik, özüne has aldığın, yediğin kısmet bir ibadet vesilesi olur. Hakkı bilerek aldığın için sana selamet getirir ve ona taat olur. Artık dünyanın güçlüğü sana dokunmaz ve sana gelen her çeşit şey kir kokusundan temizdir. Velayet halinin işareti vardır. O işaretler velilerin yüzlerinden okunur onu anlayış sahipleri sezer. O işaretler velayet halini anlatmaya yeter. Dile ne Ruh esenliği dileyen nefsini atsın. Malını kalbine koymasın. Neyi varsa hak uğruna harcasın. Hamurdan ve sütten kıl dünyayı iç aleminden atsın. Ahireti de aynı şekilde yapsın. Hakkın gayri şeylerden üryan olsun. İşte o zaman her şeyin hakkı verilir. Dünya ve ahiretten gelecek şeyler gelir. Sen onların peşine koşmazsın. Dünya yerinde otururken yanaşma, onu ayağa kaldır. Tepsiyi başı üstüne aldır, sonra al, ye. Hakkın kapısına durana böyle hizmet edilir. Çünkü büyüktür. Nefis önünde elpence divan duranı ziliyle eder, perişan eder.'' nefsi hakim olanların hemen hepsi istina sahibidir. Nefse ihtiyaç arz etmekten beridirler. İman yolcuları dünyayı yitirmeye gönüllüdür. Allah'tan her zaman hoşnut olurlar. Allah onlardan razı olduktan sonra ahiret onlara göre hiçtir. Onlar Allah'tan Allah'ı talep ederler. Dünyalık şeylerin taksimli olduğunu bilirler. Bu sebeple ona kalplerini kaptırmaktan vareste olurlar. Öbür alemde vaat olunan cennet ve nimetlerin sahipleri için ayrılmış olduğunu bildiklerinden onun da peşine düşmezler. İşleri Allah içindir. Allah'ın zatından öteye bir talep sahibi değillerdir. Paraza onlar bir gün cennete girseler, hak nurunu göremeyince hiçbir yere bakamazlar. Kalbinde maddi varlıklar besleyen, yalnız kalmayı, ve huzura dalmayı elde edebilir mi? Halkı ve sebepleri tesirsiz görmeyen peygamber kervanına katılamaz. O büyük zincire halka olamaz. Olmak dileyen azla yetinmeli. Çoğu kader eline bırakmalı. Dünyalığın azı da yeter. Çok malın olsa çok mu yiyeceğini sanıyorsun? Rahat mı bulacağını ümit ediyorsun? Çok şeyleri bulmak için taarruza geçme yıkılırsın. Çok mal istenmeden gelirse iyi olur. Onun saklanması da kolaydır. Giderse üzülmezsin. Gece sabahlara kadar mal hesap edip uykunu kaçırmazsın. Rahatın bozulmaz. Hasan Basri, Allah ondan razı olsun şöyle der. İnsanlara sözünle ve işinle öğüt ver. Ey vaiz! iç alimin temizliğiyle insanlara öğüt ver.'' kalbini nurlandır ve onun nuruyla halka nasihat et. İçin kirli olduğu zaman dışın süsüyle onlara öğüt vermeye kalkma. İman sahiplerinin kalbi yaratılmadan imanları yazıldı. Bu geçmişin bilgisidir. Bunun üzerinde durmak caiz değildir. Ona dayanarak hüküm yürütmek doğru olmaz. Çalışmak, bütün gayreti iman yoluna harcamak iktiza eder.'' Bu yola girmeyi dileyen iman ve tam iman tahsili için gayret sarf eder. Hakk'ın nur ışığına varlığını atar. Onun kapısından uzak duran iman sahibi değildir. Kalplerimiz iman nuruna ermek için gayretli olursa Rabbimiz bize onu verir. Dilerse çalışmadan da o bizim çalışma ve yorulma halimize acır ve nurunu nasip eder. Utanmaz mısınız? Nasıl tevil eder, tevdiyle uğraşırsınız? Mevla zatını vasfetmiş, onu başkasıyla değiştirmek sizin ne haddinize? Sizden önce gelen sahabeye ve onlara uyanlara yeten bir din size nasıl yetmiyor? Aziz ve celil olan Rabbimiz yaratıcılık sıfatını arşta yerleştirmiştir. Bunun şekli ve benzeri yoktur, yokluğu da iddia edilemez. Allah'ım! Bize başarı ver, icat edilen uygunsuz şeylerden bizi uzak eyle, bize dünyada iyilik ver, ahirette iyilik ver ve bizi ateşten koru. Amin. Sorucu şöyle sordu: Dünya sevgisi beni kapladı, kalbimden onu atmak istiyorum. Yolunu göster, nasıl edeyim? Ona şunları söyledim: Dünyaya bir bak enini boyunu öğren. Sahipleriyle nasıl dalaşıyor, dölleriyle nasıl beleniyor, onlara ne garip hileler yapıyor. Onlara yaptığı oyunları seyret, onları nasıl azdırıyor ve aniden arkasına atıyor. Onu gözet, kendine yar olan kişilerle uğraşıyor, eğlendiriyor, sonra onları yükseltiyor. Bir dereceden öbürüne geçiriyor. Aldattığı kimseleri kandırması kabil olmayanların üzerine salıyor. Boyunlarına bindiriyor. Hazinelerini aldattıklarına veriyor. Acayip işlerini onlara gösteriyor. Onlar da bunlara bakarken varlıklarından uzak olup ferahlık duyuyorlar. Yüksekte olduklarına inanıp seviniyorlar. İyi geçimlerine kanıyor, dünyanın kendilerine hizmet etmesini bir nimet sayıyorlar. İşte bu halle dünya onları aldattı, bağladı. Aradan zaman geçti. Onları tepe taklak yere vurdu. Kemikleri kırıldı. Parçalandılar ve öldüler. Dünya onların bu halini görüyor ve gülüyordu. Ayrıca işleri karıştırmakta olan şeytan da yan gelip keyif çatıyordu. Dünyanın işi budur. Birçok sultanlara böyle yaptı. Mülk sahiplerini ve zenginlerin çoğunu yukarıda anlatılan hale getirdi bu dünyanın adetidir Adem peygamberden bu deme kadar böyle geldi ve böyle gidiyor o böyle yükseltir sonra yere vurur kıyamete kadar bu perişanlık devam eder öne alır arkaya atar mal sevdirir zengin eder yedirmez ihtiyaç içinde kıvrandırır bu kuvvetler dünyaya verilmiştir her iyiliği yapar kendine çeker sonra boğazına bıçağı dayar boğazlar ondan kurtulan yoktur onun şerrinden emin olan olmaz ona galip gelen çok azdır ona mağlup olmayan onu yenmek için yardım bulan ve şerrinden kurtulan büyüktür bu büyük bir veya birkaç tanedir ancak dünyayı iyi bilen şerrinden emin olur dünyadan kim çok sakınıyorsa kurtulmanın fazlası ona nasip olur. Selamete ermek için onun bütün hallerini öğrenmiş olmak gerektir. Ey sorucu! Dünyaya kalbindeki gözünle bak. O gözle bakarsan ayıplarını görürsün ve şerrinden emin olursun. Onu kalbinden çıkarmaya ancak gücün böyle yeter. Baş gözünü ona çevirir, süsleriyle uğraşmaya koyulursan ayıpları gözünden kaybolur.'' Dolayısıyla kalbinden sevgisini çıkarıp atmak senin için mümkün olmaz. Onu içinden atamazsın. Ona ilgisizlik duygusu taşıman kabil olmaz. Bu yüzden seni öldürür. Başkalarına içirdiği zehri sana da içirir ve öldürür. İçinden kopup gelen bütün duygulara cihat bayrağını aç. O duyguların ıslahına emin oluncaya kadar devam et. Onlar iyiye yöneldikten sonra dünyanın ayıbını bilirsin. Ona ihtiyaç arz etmekten kendini alırsın. Nefsin ıslahı için kalbin ve sırrın sözü tutulmalıdır ve onlara uyan her duygu ıslah olmuş sayılır. Azdırmaya yeltenen duygular ıslah olmuş sayılmaz. Nefsin ıslahı için kalbin ve sırrın sözünün tutulması esastır. Nefis hem kalbe hem de sırra uymalı onların yasak ettiği şeyi yapmamalı ve emrettiğini tereddütsüz yapmalı. Kalp ve sır nefse bir şey veriyorsa az demeyip kanaatle yetinmeli. Hiç vermedikleri zamanda sabırlı olmalı. Nefsin iyi hali böyle başlar. Onda iyilik başladıktan sonra kötü halleri ölür, kalbe döner. Onun emriyle hareket eder. Öyle bir hale gelir ki artık ona nefis denmez, kalp denir.'' başına takva tacını giyer yakınlık süsünü takar size iman etmek ve dille imanınızı tasdik ettirmek gerekir Allah yoluna baş koyanları inkar etmek size yakışmaz onlara da inanın onlarla mücadele etmeyi bırakın onlarla çekişmek size düşmez onlar hem bu alemde hem öbür alemde şahtır hak yakınlığına onlar sahiptir ona sahip olunca arta kalan olmaz. Yeryüzünde her ne ki var onlara sahip olurlar. Aziz ve celil olan hak onların kalbine zenginlik duygusu vermiştir. Yakınlığı ve ülfetiyle büyüklerin kalbini doldurmuştur. Nurları ve kerametiyle onları süslemiştir. Bu sebeple onların hiçbiri dünyalık olana bakmaz. Dünyanın nimetini yiyenlere iltifat etmezler. Önü hoş ama onlar sonuna bakarlar.'' Dünyanın ilk yaratılışı ve miadı dolunca yıkılışı gözlerinin önüne gelir. Bolluğuna gurur duymaz, yokluğuna da üzülmezler. Hak sır gözlerini bürür, başkasını görmezler. Ölüm korkusu onlara kulluk ettiremez. Melekten bir şey beklemek için kulluk etmezler. Onların yaratılışı Mevla içindir. Onun sohbeti için. Hak sebebini bilmediğiniz şeyler yaratmıştır o istediğini yapar. İman nurunu bir türlü ruhuna sindiremeyen münafık her sözünde yalan atar. Vaat ettiği zaman yerine getirmez. Emniyeti kötüye kullanır. Bu huyların kötülüğünü Peygamber Efendimiz haber vermiştir. Bunlardan kendini çeken nifak halinden kurtulur. İyi huylar ayar taşıdır. Daima elinde tut. İmanlıyla imanı kalbine yerleştiremeyen bunlarla ayırt edilir. Bu ayar taşını al, bu aynayı al. Kendine bunlarla bak. Kalbine çevir ve içine yönel. Bak hangi zümreye dahilsin? Muvahhid misin yoksa şirk ehli mi? İman sahibi misin yoksa münafık mı? Dünya tümüyle fitnedir. Bir uçtan öbür uca boş uğraşmadır.'' ancak ahiret işlerinin yürütülmesi için alman iyi sayılır. Bunun da iyi niyetle alınması şarttır. Dünyalık şeyleri alırken iyi niyet beslenirse öbür alem için olur. Her nimet iyi niyetle alınmalı ve hakka şükredilmeli. Aksi halde nimet olmaz, felaket olur. Allah'ın vermiş olduğu nimetleri şükürle bağlayınız. Allah'a şükretmek iki yönden olur. Biri kulluk etmek ve gönüllenmeden fakirlere ihsan etmek, diğeri ise vereni itiraf etmek, o nimeti göndereni tam manasıyla anlamak, onu gönderdiği için şükrü yoluna koşmak, o nimeti veren bizzat Hak Teala'dır. Bazı büyükler şöyle diyor, seni Allah'ı anmaktan alıkoyan her şey şomdur. Onu dilden zikretmek, kalbi gafir koymak, uğursuz. Namaz, oruç ve diğer hayırlı işler onu anmak için yapılır. Yapılan işler onu anmaya iletmiyorsa onlar da şomdur. Onun sana gönderdiği nimetlere isyanla karşılık verdin. Çok önemli işler yapman gerekirken önemsizlere gittin. Yalan, nifak duruşunu ve hareketini kapladı. İçini dışını bozdu, geceni ve gündüzünü karıştırdı.'' Şeytan sana neler yapmadı ki? Yalanı sana sevdirdi. Kötü işleri sana süslü gösterdi. Ta namazına kadar girdi. Şöyle ki namaza başlarken Allah en büyüktür diyorsun ama kalbinde küçük ilahlar barınıyor. Her itimat ettiğin nesne sana ilah oluyor. Korktuğun ve bir şeyler beklediğin şeyler sana putlardır. Sözün işine uymuyor sözlerinden de bir şey beklenmiyor. Ne dediğin ve ne yaptığın bilinmiyor. Bin defa kalbinle Allah en büyüktür de bir defa da dilinle. Kalbinde bin tanrı yatarken dilinle Allah en büyüktür demen neye yarar? İçinde bulunduğun bütün kötü halleri bırak. Allah'a dön. Ve sen ilim öğrenen zat halin nicedir. Yalnız ilmin ismiyle yetindin.'' Sana alim desinler diye ilim öğrendin. Öğrendiğinle amel etmek aklına gelmedi. O bilgi sana ne fayda sağlar? Bu halinle alim olduğunu söylesen yalancı olduğunu erenler yüzüne vururlar. Nasıl nefsini avutmakla kaldın? Yaptığın iş başkasına emretmek de ne demek oluyor? Yapamayacağınız işi neden söylersiniz? Ayet-i kerimesi seni tehdit etmiyor mu? Titremiyor musun? Yazık sana. Halka doğruluk söylersin ama işin yalan. Halka Allah'ın birliğinden dem vurursun ama işin şirk. Halka ihlas ve sağlam işin yolunu gösterirsin fakat sen görsünler ve desinler diye işler tutarsın. Sen bütün kötü işleri yaptığın halde halkı onlardan sakındırmaya kalkarsın gözlerinden utanma duygusu kalktı. İman sahibi olsaydın haya duygun olurdu. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Utanma duygusu imandan gelir. Senin için iman lafı edilemez. İkanın zaten yok. Sende itimat edilecek bir hal de kalmadı. İlme hıyanet ettin. Hak adın hainlerle yazıldı. Sana ilaç bilmiyorum. Ancak düşünüyorum. Sadece tevbe geliyor aklıma. Tevbe eder, üzerinde durursan kurtulacağına inanıyorum. Allah'a ve kaderine iman besleyen zat, bütün işlerini ona ısmarlar. Hiçbir işinde ona ortak koşmak aklına gelmez. Şirk koşma, halkı hakka ortak etme. Mevla'ya gitmene halk perde olmasın. Söylediğim şeyleri yapmak her iman sahibinin vazifesidir.'' söylediklerimizi varlığına sindirene afetler dokunmaz. Bütün halinde selamet üzre olur. Taklidi soyut imandan hakiki iman haline geçer. Sonra velayet bedeliye hali gelir. Daha sonra gaybiyet alemi başlar. Bunlardan sonra kutbiyet hali çıkar. Bu yani kutbiyet hallerin sonu sayılır. Allah bu hale gelen kuluyla övünür cin tayfasına insanlara ve meleklerine onu gösterir ruhlar alemine de onu tanıtır kendine yaklaştırır halkın emrini ona verir bu işlerin bir temeli bir de başlangıcı olur başta Allah'a ve peygambere iman sonra her ikisini de dille tasdik etmek gerekir bu işin temeli İslam dinine girmekle başlar Sonra kalbi imanla doldurmakla olgunluk yolunu alır. Allah'ın kitabında bulunanlarla amel gerek. Peygamberin çizdiği yolu izlemek icap eder. Daha sonrası kalbe tevhid nurunu yerleştirip ihlas sahibi olmaktır. Bunlar imanın kemal devresi sonunda başlar. İman sahibi amelini ve işini görmeyi bir yana bırakır. Hak varlığını ferdeleyen her şeyden habersiz durur. İşler görülür fakat o bunların yapılmasından haberli değildir. O zat nefsiyle daima cihad eder. Bütün yaratılmışları hakka sığınmış olarak görür. Hak yoluna koyulmayan da ondan ayrı değildir. Ancak onun rahmet nazarına erebilmek için emrettiği yolda çalışmak lazımdır. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. O kimseler ki uğrumuzda cihad ederler, muhakkak onlara hidayet yollarımızı açarız. Bütün eşyaya karşı istina duyunuz, cebrine boyun eğiniz. O su arkını kader eliyle çevirir. İman sahipleri onun kaderine boyun eğerlerse kudret alemine erdirir. Kadere uyanlara saadetler olsun. Kadere uyup kudret sahibinin işini seyred alan ne hoştur kaderle iş tutan, onunla yürüyen, onun nimetlerine küfretmeyen ne kadar mübarektir. Kudret sahibinin en büyük nimetini gösteren kullara sonsuz rahmetidir. O rahmeti ermek için yapılan tek iş ona yakın olmaktır. Bütün halkın varlığını bir yana itip onun varlığına gidebilmektir. Kulun kalbi Hakk'a vasıl olduktan sonra halkın zenginliğini ne iler? Hakk'a yakın olduktan sonra halkın yakınlığı ona ne yapar? Hak Teala iç varlığından ona mülk verdikten sonra halkın yönettiği geçici mülkü ne eder? Yeter ki insan iman sahibi olsun. Böyle olduktan sonra ona denir ki bugün mülkümüzde eminsin. O iman sahibi kutup olur. Mülkün idaresi kendisine verilir.'' Mısır ülkesinin sahibi Yusuf peygambere itimat ettikten sonra bütün mülkünü ona verdi. Ne kadar mülkü varsa hepsini ona teslim etti. Sonra ona şöyle dedi. Hazinelerimi ve her şeyi sana bıraktım. Kalp bir muhtemet şeydir fakat her zaman değil. Onun muhtemet olduğunu Mevla görürse kulların kalbini ona teslim eder. Bütün kalpler bir yönden idare edilir o da kutbun kalbidir. Asıl muhtemet kalbe kutuplar sahip olabilir. Kutup halini bulduktan sonra o dem ona şu hitap gelir. İşte kalpler, onlarda da arzu ettiğini yap. Onlar benim hazinelerimdir. Gereğini yerine getir. Kutup olan büyük zat için dünya ve ahiret yüce ülkeler olur. O yüce insan Allah yolcularının uğrağı sayılır.'' Buna ermek herkes için sevindirici iştir fakat ona kolay erilmez. Bilgi sahibi olmak gerekir. Bilgiyle amel lazımdır. Zahirde öğrenilen İslami bilgilerin hepsini yerine getirmek lüzumlu sayılır. Battal ve Allah'a kulluk etmekten yana tembel olan kimselerle oturmayın. Onlara uymayın. Onlara uymak sizi içinden çıkılmaz felaketlere sürükler.'' Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir kul Allah'a kulluğu eksik kılarsa Allah ona bela verir. Kalbini kederle doldurur. Eline geçmeyecek şeyi aramak en büyük beladır. İbadeti eksik eden geçim sıkıntısı çeker. Evinden eziyetler çeker. Kazancı azalır. Çocukları isyan eder. Hanımından nefret duygusu görür. Hangi tarafa yönelse ayağa tökezler. Bunların hepsi az kulluk etmenin sonucudur. Onun ibadetini bir yana atıp dünyalık işlerle uğraşmasının neticesidir. Ona kulluk eden herhalde rahat yaşar. Allahü Teala şöyle buyurur. İman edip şükür yolunu tutarsanız Allah size niçin azab eylesin? Allahü Teala kaza ve kader hükmünün icrasında serbesttir her türlü tasarrufunda ona karışan olamaz. Yaptığından ötürü hiç kimse ona karşı çıkmaya güçlü ve yetkili değildir. Geçmişe dayanarak kaderin geleği böyledir diye hakkı itama hiç kimse kalkışamaz. Yazık sana. Zaman geçiyor. Sen nefsin ve çocuklarınlasın. Haktan ayrı durmak arzusundasın. Bu halin ne zamana kadar sürer?'' Yavruna her şeyin değerini öğret. Sonra ondan ayrıl. Nefsini al, Rabbinle meşgul ol. Yavru eline geçen bir şeyin para edeceğini anlarsa babasını bırakır. Bir oyuncak hükmünü taşıyan şeyi dahi sezecek olsa babasını meşgul etmez olur. Kendini oyalar. Ey baba, seni de sahibinle baş başa bırakır. Onunla meşgul olacağın zamanı boşa geçirmiş olmazsın çocukla geçen zamanın kıymeti düşmez. Rabbine rahat ibadet için ona oyuncağın değerini anlat. Bir yavru için oyuncak babadan önemli sayılır. Çocuklarınız büyüdüğünde sanat sahibi yapınız. Onlar çalışsın ve kazansın. Siz de Mevla'ya kulluğa koyulun. İbadeti bırakıp çocukların geçimiyle olma. Onlar büyüdüğünde beslenmeleri sana düşmez.'' Onlar için hatalar işleme. Onların geçimi için çalışmanın bir haddi ve zamanı vardır. Hak katında senin günahını bağışlamak onlardan uzaktır. Kendine ve çocuklarına kanaati öğret. Kanaat sahibi olmayı onlara yeter gör. Yalnız lazım olan şeyleri onlara temin et. Gereken şeyleri temin ettikten sonra onların da elinden tut. Mevla'nın taatına koş.'' rızkınız genişlesin diye ibadeti bir yana atmayın. Kaderinizde varsa kendiliğinden gelir. Zamanlar bellidir. Bir bolluğa erersen haktan bil. Al, ye, yavrularına da yedir. Sakın halkın eliyle geldiği için hakka ortak koşma. Onlar birer alettir. Onu almak sana nasıl bir vazife ise onlara da getirmek bir vazifedir. Kanaat sahibi ol.'' darlık açılır. Kanaat, insanı içinden çıkılmaz felaketlerden beri kılar. Kanaat sahibi olursan, geleceğini vehmettiğin şey gelmeyince üzülmezsin. Hele takva sahibi olmakla zahit libasını giymiş olman en büyük nimet sayılır. Sakın kullara el açma. İman sahibi bir şeye ihtiyaç duyarsa Mevlasına yalvarır. Ona karşı boynunu eğer. Tevbe eder. Sessizce verilecek şeyi bekler. Verildiği takdirde vereni övme yoluna gider. Verilmeyecek olsa kalbine uyar. Sabra devam eder. Hakkın dileğine itiraz etmez. Çekinme yoluna sapmaz. Zengin olmak için dinini satmak zilletine düşmez. Riyakarlık ederek dünyalık almaz. İçi bozuk bir hale girmez. Yani senin gibi yapmaz ey içi bozuk adam! Riya, nifak ve isyankar olmak fakirliğe götürür. İsyan zelil eder, riya yüzsüz kılar. Nifak kapılardan kovdurur. Hak kapısına girmen kabil olmaz. Riyakar ve içi bozuk olan dünyayı diniyle alır. Riyakar adam salih kisvesine bürünür. Münafık olan hiçbir zaman salih olmaya ehil değildir.'' dıştan salihler gibi konuştuğu görülür, onlar gibi giyer. Fakat hiçbir zaman içinden koparak onların işini yapmaz. Salih kişilerin nesebinden olduğunu söyler ama hiçbir zaman onlara nispeti sahih olmaz. Allah'tan başka ilah yoktur demen bir davadır. O büyük kelamı sarf ettikten sonra Allah'a dayanman, ona tevekkül etmen, başkasını kalbine koymamansa şahidindir.'' Şahitsiz davanın kazanılmasına ihtimal yoktur. Davayı aç, peşinden şahitleri bulmaya bak. Ey yalancılar ve Mevla'dan kaçanlar, kalbinizle Hakk'ın kapısına koşun. Onun salih kullarının peşine düşün. Yaptığınız hatalar için Allah'tan özür dileyin. İman halini benliğinize sindirin. Dünyalık alacaksanız İslam dininin emri dahilinde alın velayet haline ererseniz hakkın ilhamıyla alın. Her ne yaparsanız yanınızda iki şahit hazır olsun. O iki şahidin biri kitap, öbürü de sünnettir. Bir gün daha ilerler, kutup veya bedel olursanız fiil tecellisine uyarsınız. Her işinizi ona ısmarlar, olup bitenlere seyirci kalırsınız. Ey evlat! Nefsine abanmaktan Utanç duymaz mısın? Onu her iyilikten mahrum bırakmak sana ar getirmiyor mu? Onu her türlü iyilik için başarıdan nasipsiz kılmak nasıl olur? Bugün ibadet, yarın isyan. Bugün ihlasla Allah'a kul olmak, yarın şirkin yolunu tutup hakka karşı bayrak çekmek, yapan Allah değil, kuldur demek. Bunları söylemekten utanma bilmiyor musun? Bugünün iyiken yarının kötülüğe gitmesi fenadır. Peygamberimiz iki günü eşit geçen ziyandadır buyururken halin neyle anlatılır? Geçmiş günü hayır, geleceği hayırsızlıkla kapanan zararını neyle ödeyebilir? Ey evlat, sana lazım olan varsa onu bulmaya çalış. Bir şey eline gelmiyorsa bulmaya gayret et. Çalışana Allah yardımcıdır. Bu denizde gayret et. Dalgalar sağa çarpa, sola vura. Bir gün selamet sahiline atar. Senden dua etmek o icabet eder. Senden çalışmak başarıyı o verir. Sen nasibini unutup kaçsan bile o sana acır. Yanına koşarak gelir. Araman candan olsun. O yakınlık kapısını gösterir. Ona koşmaya bak düşecek olursan rahmet eli seni tutar. Mevla'nın rahmet, lütuf, kerem ve sevgi eli sana iştiyakla uzanır. Bu büyük mertebelerden sayılır. Allah yolcuları buna ermek için çalışırlar. Sizi artık istemiyorum. Siz nefsin ve tabi arzularınızın kölesi oldunuz. Nefsinizin hevasına ve şeytani duygulara ibadet eder oldunuz. Yanımda yalnız hak vardır. Hak öz içinde özdür, safa içinde safadır. Onda halktan kesilmek, hakka vasıl olmak vardır. Sizin heveslerinizi kabul edemem, ey içi bozuk adamlar! Dışınızla içiniz birbirini tutmuyor. Ey davacılar ve yalancılar! Yüzünüze söz etmekten çekinmiyorum artık. Sizden nasıl utanır ve çekinirim? Çünkü siz Rabbinizden utanmaz oldunuz.'' ona kötülük isnat etmektesiniz. Aklınıza göre Rabbinize ihanet yolunu tutuyorsunuz. Onun vazifeli meleklerine karşı iyi edep tavrı takınmıyorsunuz. Yanımda doğruluk kılıcı vardır. Onunla her din sizin ve münafığın kellesini keserim. Hele yalancılar buruşumdan kurtulamazlar. Onlar ne tevbe bilir ne de sır yoluyla Rablarına dönebilirler. Özür dilemek ve tevbe yolunu tutmak Onlara yakışmıyor mu ki? Yapmıyorlar. Bazı büyükler şöyle derler. Doğruluk yeryüzünde Allah'ın kılıcıdır. Hangi şeyin üzerine konsa onu keser. Sözlerimi kabul edin ve candan bana yönelin. Size nasihat etmekteyim. Sizi sizin için diliyorum. Sizin için ölü sayılırım. Diriliğim hakladır. Beni tasdik eden iflah olur.'' Sohbetimden faydalanan kurtulur. Beni tasdik etmeyen yolunu saptırır. Sohbetime devam etmeyen dünyada ve ahirette çetin cezalara çarpılır. İrfan sahibi olmayan sohbetimden anlayamaz. İrfan yoluna götüren sebepler arasında hakla çekişmeyi bırakmak vardır. Ona itiraz etmeyen irfan sahibi sayılır. Onun yaptığı işlere duyarlılık gösteren marifet sırlarına ermiştir. Bu yüzden Malik bin Dinar bazı talebelerine şöyle der. Mevla'ya irfan sahibi olmak arzusundaysan onun tedbirine, hükmüne ve kaderine uy. Nefsini, şahsi arzularını ve iradeni ona eş tutmaya kalkma. Ey canları sağ olanlar! İşleriniz tümden dağınık.'' Rabbinize karşı neler kaybetmediniz ki? Kalbiniz kaybettiğinizi bir bilseydi hasretiniz artardı. Yaptığınıza nadim olurdunuz. Ayık olun. Ey cemaat! Yakında ölüler olacaksınız. Size ağlayacaklar. Onlar ağlamaya başlamadan siz gözyaşlarınızı akıtın. Sizin bir yığın hatalarınız var. O hataların sonu nereye kadar uzanır bilinmez.'' Kalpleriniz dünya sevgisiyle hasta, dünya hırsı gönlünüzü sarmış. Dünyadan kalbinizi beri alın ve temizleyin. Dünyayı bırakın, hakka yönelin. Dinin selameti sermayedir, iyi işlerde onun kârıdır. Sizi azdıracak şeyi aramayın, size yeten neyse onu bulun. Aklı başında olan dünyalık işlerde ferahlanacak şeyi bulamaz.'' helal yoldan gelenin hesabı vardır. Haram olanınsa cezası olur. Sizin çoğunuz hesap vermeyi ve ceza çekmeyi unuttu. Ey evlat! Kalbini buruşturan dünyalığı alma. Ama ne diyelim sen de akıl kalmamış. Her yanın kötülük timsali nefis olmuş. Tabii arzu ve hevayla dolmuşsun. Kalp sahipleriyle otur.'' Akıllı ve olgun yaşlılara yakın ol. Sana onlar lazımdır. Allah'ın hükmüyle amel edeni ara. Sana terbiyeyi o öğretir, bilgiyi o verir, nasihati o yapar. Ey her şeyi karşılık almadan satan zavallı. Her şeyini veren ve bir şey almayan adam. Dünyayı ahirete karşılık aldın, ahireti verdin, dünyayı buldun. Hevesle dolusun, yokluğa gömüldün. Cehalet her yanını kapladı. Hayvanlar nasıl yerse öyle yemektesin. Aramazsın, sormazsın, hesap vermek aklına gelmez. Niyetsiz oldun. Emri bilmiyorsun. Bir iman sahibi gibi iş tuttuğun yok. İman sahibi dinin emriyle yer. Veli kul buna ilahi ve manevi emri de ekler. Kalbinden gelen yasağı da dinler. Varlığına hak varlığı katar.'' bir iş için gayret sarf etmez. Hak fiiller onda tecellisini gösterir. O bu halinde Rabbi ile olur. İlahi emir veli kulun her yanını kaplar. Ayakta duruşu onunla olur. Varlığından soyunan bir şeyi seçme kudretine sahip değildir. Hallerin hangisi kula gelse İslam dininin esaslarını yapmak zorundadır. Fena haline eren Mevla tarafından esirgenir sonra kudret denizine atılır. Kudret denizinin dalgası insanı bazen gizler, bazen açığa çıkarır, bazen sahile atar, bazen de dalgaların ortasında kor. Onların bazısı ashabı kehfe benzer. Hak Teala ashabı kehf için şöyle buyurdu. Biz onları bazen sağa, bazen de sola çeviririz. Keyif 18 fena haline eren kimse de akıl hüküm sürmez. Onların tedbir ve duyguyla ilgileri yoktur. Lütuf evinde otururlar ve yakınlık yuvasına sığınırlar. Hak katına çıkınca iç ve dış gözlerini yumarlar. Bunları hak yapar. Onların gözünü dalgalardan saklayan Mevla'dır. Bu sebeple onlar yalnız Mevla'ya bakarlar, ondan işitirler. Allah'ım bizi zatınla gayrından yok eyle. Her şey seninle buldur. Dünyada iyilik ver, ahirette iyilik ver, bizi ateş azabından koru. Amin.